Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki temel ilaç bilgisi dersimizde kalsiyum eksikliğinde ve fazlalığında kullanılan ilaçlarla devam edeceğiz. Kanda kalsiyum seviyesi 4 ila 5 milyekoğalan bölü litre kadardır. Kanın pıhtılaşmasında, kemik ve diş yapımında yer alır biliyorsunuz kalsiyum. Normal kas kontraktilitesi adele dediğimiz kastı uygun sinirsel iletiyi sağlamaktadır. Hipokalsemi kalsiyum alınımının azalması ya da atılımının artması sonucu kalsiyumun kandaki miktarının 2.2'nin altına düşmesidir. Hipokalsemi yanlışlıkla paratiroid bezlerinin de çıkarıldığı tireoidektomi ameliyatlarında, diyette D vitamininin yetersiz alındığı, uzun süreli ve ağır ishal gibi durumlarda görülebilmektedir. Hipokalsemide kullandığımız ilaçlar ise kalsiyum glukonat, kalsiyum klorür, kalsiyum fosfat ve D vitaminidir. Hiperkalsemi, kanda kalsiyum seviyesinin 6'dan daha fazla olmasıdır. Hiperkalsemi, vücuda fazla miktarda kalsiyum ve D vitamininin alınması, hiperparatiroidizm, böbrek yetmezliği gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Magnezyum eksikliğinde ve fazlalığında kullanılan ilaçlar. Plazma magnezyum düzeyi 1.6 ila 2.1 arasında bulunmaktadır. Hücre içinde en fazla bulunan elektrolitlerdendir magnezyum. Magnezyumun plazma düzeyinin 1.6'nın altına inmesi durumu hipomagnezemi olarak adlandırılmaktadır. Hipomagneziyemi, diyetle yetersiz magnezyum alımı, kronik alkolizm, kusma, ishal ve bazı ilaçların tedavisine bağlı olarak görülebilir. Ve bunda magnezyum sülfat oral veya intramüsküler yoldan uygulanır ya da yavaş olmak kaydıyla intravenöz olarak uygulanır. Hipermagnezemi, magnezyum plazma düzeyinin 3'ün üzerine çıkması durumudur. Hipermagneziyemiye, asidoz, uzun süreli magnezyum içeren antasit kullanımı, termal yanık, travma ve cerrahi stres durumları neden olabilir. Hastalığın tedavisinde furosemit ile zorlu diürez, intravenöz furosemit artı fizyolojik sıvı infüzyonu uygulanmaktadır. Asit baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlardan bahsedelim şimdi de. Vücut sıvılarındaki asit baz özelliği, hidrojen iyonu yoğunluğunun uygun düzeyde olması, enzim sistemlerinin iyi çalışabilmesi ve oksijenin hemoglobin tarafından bağlanabilmesi için gereklidir. Eğer hidrojen iyonu yoğunluğu normal sınırların dışına çıkacak olursa hücrelerin biyokimyasal ve metabolik aktiviteleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Organizmada pH değerini bu dar sınırlar arasında tutmaya çalışan 3 düzenleyici mekanizma vardır. Bunlar tampon sistemleri, solunum sistemi ve böbreklerdir. Vücut sıvılarındaki tampon sistemler sayesinde bu sıvıların pH'ı 7.35 ila 7.45 arasında tutulmaktadır. Tampon sistemler derken kastettiğimiz bikarbonat, fosfat ve protein tampon sistemleri, solunum sistemi deyince de aklımıza gelen şey akciğerler biliyorsunuz. Anormal bir şekilde vücutta asit ya da alkali biriktiğinde, böbrek, solunum sistemi ya da beyni etkileyen bir hastalık ortaya çıktığında, vücudun hidrojen iyonu dengesizliğini düzenleyebilme yeteneği yetersiz kalarak hidrojen iyonu yani asit baz dengesizliği ortaya çıkar. Hidrojen iyonu yoğunluğuna ilişkin dengesizlikler asidoz ve alkaloz olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Hidrojen iyonu yoğunluğu normalin altına düştüğü ve pH değerinin 7.45'in üzerine yükseldiği duruma alkaloz, hidrojen iyonu yoğunluğunun normalin üstüne çıktığı ve pH değerinin düştüğü 7.35'in altına düşüyor. Duruma ise asidoz adını veriyoruz. Asidoz tedavisinde kullanılan ilaç ve solüsyonlar, asidoz genel olarak 3 şekilde ortaya çıkar. Solunum yani respiratuar asidoz, solunum asidozu, solunum fonksiyonlarının bozulmasına bağlı akciğerlerden karbondioksitin atılmasının azalması sonucu respiratuar asidoz gelişebilir. Metabolik asidoz ise metabolizma bozukluklarında asit metabolitlerinin birikmesi sonucu oluşabilir. Renal asidoz ise böbreklerden hidrojen iyonlarının atılmasının azaldığı durumlarda gelişebilir. Asidoz tedavisi için kullanılan solüsyonlara bakalım hemen. Sodyum bikarbonat, izotonik sodyum laktat, hipertonik sodyum
laktat, izolayt ve kadalex diğer kullanılan solüsyonlardan. Hemen bunları işaretleyelim. Alkaloz tedavisinde kullanılan ilaçlara bakalım. Öncelikle alkalozdan bahsedelim. Alkaloz iki şekilde ortaya çıkmakta. Respiratuar alkaloz, yine solunum alkalozu. Akciğerlerden aşırı miktarda karbondioksit atılmasına bağlı olarak gelişir. Metabolik alkaloz, gastrointestinal kanaldan hidrojen kaybı, böbreklerden hidrojen kaybı ve fazla miktarda sodyum bikarbonat alınması sonucu meydana gelebilir. Alkaloz tedavisinde kullanılan solüsyonlara bakacak olursak, izotonik amonyum klorürü, arginin hidroklorür solüsyonu, lizin hidroklorür solüsyonları tedavide kullanılabilmekte. Plazma yerini tutan solüsyonlar. Plazma yerini tutan solüsyonlar kanama ve buna bağlı gelişen şok durumlarında, cerrahi işlemler, travma, yanık, septik ve nörojenik şok hallerinde intravenöz infüzyon olarak kullanılırlar. Kan kayıplarında kan bulunamadığı veya herhangi bir sebepten verilemediğinde plazmanın yerini tutabilecek sıvılar kullanılmaktadır. Kan vermenin yerini almazlar fakat kan ihtiyacını bir süreliğine erteleyebilirler. Bakın bu önemli. Bu sıvılar makromoleküllü kolloidlerdir, yani iri moleküllüdürler. Bu nedenle dolaşımda uzun süre kalabilirler. Hemen damar dışına kaçmazlar. Volüm tamamlama sıvıları damar içi sıvı hacmini arttırarak anormal kan, plazma veya ekstraselüler sıvı kayıplarını yerine koymak için kullanılmaktadır. İntravenöz yolla kullanılan volüm tamamlama sıvılarıdır. Yani replasman biliyorsunuz. Bu sıvılar kan transfüzyonu gerekli olduğu durumlarda kan bulununcaya kadar kan bulunması için yeterli zamanı kazandırır ve hayat kurtarıcı olabilirler. Dextran, sakkarozdan oluşan bir polisakkarittir. Kimyasal işlemler sonucu istenilen molekül ağırlığında dextran elde edilir. Tedavide dextran 70 ve dextran 40 kullanılır. Kalbin dolma hacmini arttırmak için şok ve kanamalarda kullanılabilmektedir. Kan transfüzyonunu erteler ama 5 günden fazla kullanmamakta fayda var. Kullanılmamaktadır bu ilaç. Yan etkiler: alerji yapabilir, ciltte döküntü, nefes darlığı, oligürü durumlarında akut tübüler yetmezlik görülebilir. Antitrombosit etkileri vardır. Bundan dolayı pıhtılaşmayı bozabilmektedirler. Polijelin, jelatinden elde edilir. Hipovolemik şok tedavisinde kan ve plazma kaybı olan durumlarda intravenöz infüzyon şeklinde kullanılabilir. Yine bu da alerjik yan etkiler oluşturabilir. Böbreklerden yavaş atılır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hidroksietil nişasta, HESPAN, polivinil pirolidon, PVP tedavide kullanılan diğer plazma genişletici solüsyonlardandır. Plazma sitratlı tam kandan elde edilir. Hipovolemik şok ve ağır yanıklarda kullanılır. Ağır kanamaların tedavisinde tam kan bulununcaya kadar geçici olarak kullanılabilir. Plazma uygulanırken elde edildiği kan grubu ve hastanın kan grubunun uygunluğuna dikkat edilmelidir. Bakın bu en önemli. Burayı yıldızlayın. En önemlisi. Bunların ayrıntılarından bahsedeceğiz zaten. Evet gençler, buraya geçmeyelim, burada kalalım. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde dinleyip altını çizin. Önemli yerleri kitabınızdan ve defterlerinize özet şeklinde yazın. Kendinize çok dikkat edin. Güzel güzel derslerinize çalışın. Görüşmek üzere.